IMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar, IMS tüpümüzü bu şekilde montajladım. Şöyle göstereyim. Buradan da arka tarafa giriş yaptım. Şöyle. Bu tarafa. Arkadaşlar arabamız Skoda Octavia. Kaç motor şey Skoda kaç? 2006 model. Otomatik. Tamam. 2006 FSI motor. Tamam. Bilançimi de alıyorum. Bilançim tavsiye etmiş. Merhaba Bilanç, ne haber? Ben bunu tavsiye ettim. Bütün insanlara tavsiye etmekten yorulmayacağım inşallah. Herkesin bundan yararlanmasını canı gönülden istiyorum. Derya Usta'yı yalnız bırakmıyorum. Allah razı olsun. Bunu ülkemize bizim tanıtmamız lazım. Ben her zaman bunu söylüyorum. Milli servis olarak bakıyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben tecrübemi yaptım Soner'cimin. Şimdi Soner'cime verdim. Arabayı kullanıyor. Arabadan neler hissediyor bize tek tek izleyecek. Soner merhaba. Merhaba Derya abi. Şu anda yola bakıyorum, kusura bakma. Şimdi yaşadığım değişiklikleri anlatayım. İzleyici olan arkadaşlarımızla, yani bu sisteme taktırmak isteyenler içerisinde söyleyeyim. Benim aracım söylediğim gibi yani 2006 model otomatik vites, 1.6 FSI motor. Bunlara LPG uyum sağlamıyor. Ben yakıttan ve turbo olmadığı için, atmosferik motor olduğu için çekişinde biraz zayıflık hissediyordum. Yakıtta da LPG takmayı düşünüyordum ama LPG uyum sağlamıyor. Yani ne kadar deseler ki uyumlu değil arkadaşlar. FSI motorlara LPG uyum sağlamıyor. Yani istediğin verimi alamıyorsun. Ayar için gidiyorsun, dinlenme için gidiyorsun. Sürekli uğraşıyorsun. Yani benzinlideki tadı vermiyor. Tamam. Şu anda ben aracıma çok büyük bir külfetten kurtarmış gibi hissediyorum kendimi. Derya abimi tanıdığım için. Allah razı olsun. Bülent'e de teşekkür ediyorum. Bülent'imi de alıyorum. Kardeşim, sağ ol Bülent'im benim. Tanıştırdı yani. Bizi. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Araçta ilk kalkışta arabanın devrini almasını 200 metrelik bir mesafede anca, yani ben sakin kullanan bir insanım aracı, agresif kullanmam. Sakin bir kullanımda 200 metrede anca araba devrini sağlıyor. 115 beygir araç. Bu süre, yani bu mesafeyi çok kısa bir süreye düşürdü şu anda bu cihaz. Çok komik bir gazla bu devre. Yani evet. Yani dokunuyorum, yani sadece pedala dokunuyorum ve o 200 metre sonraki aldığım devri anlık olarak alıyorum şu anda hani arabada. Hani benim bir tabirim var. Bir hiç kadar mı gaz? Bir hiç kadar abi. Tamam, çok güzel. Gerçekten bir hiç kadar. 15, yani bakın 1500 devir şu anda. Yani şeye basmıyorum ya, şeye gaza basmıyorum yani. Şaka. Gaza basmadığım için de gaz sarfiyatım yok. Aynen. Yani. Çünkü amaç verdiğin gazın miktarını dengeleyerek verdiği gaz fırını takviye sağlaması. Olayın esprisi, aynı gazın miktarını çok komik gazla tuttuğun için hem arabaya hız sabitleyici varmış gibi kullandırıyor, hem de gazı çektiğin zamanki akışkanlık, evet, mesafesini uzatıyor. Dokandığın gazdan da devam etmiş oluyorsun. Doğru mu? Çok doğru abi. Yani yani hiçbir çaba sarf etmiyorum. Araba şu anda kendi kendine gidiyor yani. Hadi bakalım bir gazı çek o zaman lütfen. Çektim şu anda, bakın araç. Arkadaşlar şu anda araç kendi yandı. Araba kendi akışında gidiyor ediyor abi. Tamam. Bir evet. Daha tıkla sana zahmet. Tıkladım abi. Bak hemen tepkimeyi veriyor. Tamam. Yani pedala dokunduğum anda hemen yani turbo etkisi veriyor arabaya şu anda. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu kelimeme çok dikkat etsin. Hani tamirciye gidersiniz, bakım yaptırırsınız, enjektör bakımı yaparlar. Arabayı yine istediğiniz gibi gitmez. Bu sistem o istediğiniz gitme olayını sistem takıldığı andan itibaren gösteriyor. Doğru. Çünkü bunu izah edemiyorsunuz bakım yapılan servisine. Doğru mu Sener'ciğim? Doğru abi. Son düşüncelerini alayım. Abi ben yani tecrübe amaçlı geldim, cihazı aldım. Ay canım benim, yani, sağ ol. Çünkü benim aracımda istediğim özelliklere şu anda ben sahip oldum. Araç şu anda bana veriyor bunu. Tamam. Bunu veriyor yani hem sürüş şeyi olsun,
Yakıtta da zaten şeyde de değerlerde de düşme oldu. Tamam. Ortalama 7.4 falandı. Şu anda 6.1. Tamam. Ve şehir içi trafikte seyrediyoruz şu anda. Yani uzun yolda bu araçlar biliniyor. Yani yakıt sarfiyatı minimum derecelere kadar iniyor. İner, doğru. Ama şehir içerisindeki trafikte had safhada bir yakıt sarfiyatı var. Ama ben şu anda 6.1'i gördüm yani. Ve bu daha da düşecek umuyorum yani. Daha da düşecek. Şöyle söyleyeyim. 5.2'lere kadar, 5.6'lara kadar alacak. İnşallah. Onu da Derya abi söylesin. Allah razı olsun. Abi, iyi ki seni tanıdım. İyi ki karşıma çıktın. Allah'a şükürler olsun. Vallahi. Yani bu arabalara biz sonsuza kadar sahip olacak değiliz. Yani tabii. Bu benden, yani ben bu aracı satacağım zaman da benden sonraki arkadaş da bundan faydalansın. Bunu ona tavsiye edeceğim. İsterseniz cihazı kendiniz hani sökebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Yeni bir araç, evet, aldınız. Yeni aracınıza da takabiliyorsunuz. Çok yani, çünkü montajı çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Ama herkes faydalansın istiyorum ben. Ve Derya abime de bu insanlar, ihtiyacı olan insanlar ulaşsınlar. Bunu Allah kesinlikle razı olsun. Söylüyorum yani. Bunu kesinlikle söylüyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Derya abimiz gerçekten yeni tanıdım. Hani hiçbir şeyim yok. Menfaatim, bir çıkarım, Allah bir beklentim, bir şeyim yok. Çünkü yani sonuçta bir emek var. Bütün herkes niçin çalışıyor? Bir ücreti mukabilinde bir şey karşılığını veriyor. Derya abimiz buna gerçekten sevgisini katmış. Allah razı bu, olsun. Bu çok olaya. Teşekkür ederim. Gerçekten yani Derya abimizi de kalkındırmamız gerekiyor ki bu mevcut şeylerin sürümünü daha da ilerletebilsin, daha da geliştirebilsin. Allah'ın çünkü izniyle, inşallah. Her gün her şey kendisini güncelliyor, yeniliyor. Bizim de Derya abimize sahip çıkıp onun da bu şekilde daha faydalı olabilmesi için desteğimizi vermemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Yani buradan sesimi duyurduğum herkese de bunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Saygılar diliyorum. Hoşça kalın. Ben saygı duyuyorum. Bülent'ciğim. Abim ben de aslında bu cihazda en çok benim hoşuma giden olay yakıt tasarrufu. O amenna, onu bir yere koyuyorum ama arabaya katmış olduğu sürüş konforu o efsane. Evet. Yani asıl beni cezbeden olay, benim arabamda yapan o tekleme bilmem ne, bunların hepsi gidiyor. Motorun sesini de değişiyor. Ama bunu her zaman da söylüyorum, kullanan bilir. Aynen. İnşallah herkese de, inşallah biz de vesile oluruz. Hangi araba olursa olsun gelsin kendi arabası denesin. Derya abilerle hoş sohbet etsin, yemeğini yesin, çayını içsin. Allah razı olsun. İsterse de taktırmasın ama hiç bu cihazı değil. Kullanan insanın yani bu cihazı taktırmama gibi bir şansı yok çünkü, evet, yani bu bambaşka bir olay. Evet. Denemek için geldim, taktırdım aracıma, söktürmüyorum. Hani şu usta bulamamış, bu kesinlikle Mercedes yapamam, o yapamam, bu değil. O bulsaydı onlar yapardı. Yapardı, değil ama mi? Allah Teala bizim Derya abimize nasip etti. İnşallah bu da milli servet olarak ben bakıyorum. İnsanların da öyle bakmasını istiyorum. Allah, evet, razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah, Ankara 5.9'a düştü. Onu da gösterelim. Evet, 5.9'da şu arkadaşlar, anda. Arkadaşlar biz bunu sıfırlamadık bir de. Evet. Evet, evet, evet. Yani mevcudun üzerine devam ediyoruz, evet, yani. Evet. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Hoşça kalın efendim.